Ev sahibi şu an içeride aşağıdaki kişilerle, nakliyecilerle görüşme yapıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Evin hali ortada, cam pencere kalmamış, ağır riskli bir bina, çökme riski var çünkü zaman zaman deprem bölgesinde, Gaziantep'te artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Dün özellikle gün içerisinde iki ayrı artçı deprem yaşadık Gülden. 4.6, 4.9 zaten ufacık bir artçıda binalar, özellikle riskli binalar zangır zangır sallanıyor. Seslerini duyuyoruz. Çökme riskiyle karşı karşıya. Ama buna rağmen depremzedeler bu riski alarak eşyaların tahliyesini yapıyor. Bakın bir çuval daha yüklendi artık. İçinde ne var ne bilmiyoruz. Çünkü günlerdir kendileri dışarıda geceyi geçirdi. Ailenin büyükleri, babalar, eşler burada. Mikrofon uzattığımız zaman depremzedeme eşimi, çocuğumu şehir dışına gönderdim. Ben de eşyaları çıkartıp ben de çevre illere, eşe, dosta, akrabaya gireceğim. Cevabı alıyoruz. Tabii onların da acısı büyük. Onları da anlamaya çalışıyoruz. Ama eşyaların tahliyesi çok riskli bir ortamda yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi buradan ayrılalım. Asansörde inmeye devam ediyor. Birçok noktadan eşya tahliyesi yapılıyor dedik. Bakın bu sokağın hali de ortada. Hemen arka binayı gösterelim. Yusuf göster. Yan yatmış, cam pencere inmiş. Hep söylüyoruz ya, koca bir ilçe, 80 bin nüfuslu İslahiye ilçesi yerle bir oldu diyoruz ya. İşte durum, manzara bu. Ayakta duran binaların da durumu bu. Ağır riskli, hepsinin yıkılması gerekiyor. Bir yandan da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevli personeller de binaların, riskli binanın tespitini yapıyor. Karat örneği alınıyor ama yani bu işlemler boşa. Çünkü hepsinin yıkılması lazım, elden geçirilmesi lazım. Koca bir şehir yıkılıp tekrardan daha güvenli, daha sağlam, deprem yönetmeliğine uygun binaların buraya inşa edilmesi gerekiyor. Bakın yine asansör sistemiyle yukarıdan bir eşya indi. Yine burada buzdolabı görüyoruz. Beyaz eşyalar var. Yani depremzedeler ne kurtarırsa çıkarıyorlar evlerinden. Az önce de demiştim ya, hani nakliye kamyonunu bulmakta problem yaşanıyor, sorun yaşanıyor demiştik. Hemen sola doğru Yusuf, traktörü gösterelim. Bakın buradaki ailede bir vatandaşı bir aile de burada traktör bulmuş. Köylerden, çevre köylerden traktör bulmuş. Burada eşyaların tahliyesini gerçekleştiriyor. İslahiye'nin hangi noktasına girseniz Gülden, hangi sokağına, hangi caddesine girseniz aynı manzara var. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Eşyaların evlerden tahliyesi devam ediyor ve ilçede büyük göçün devam ettiğini belirtelim. Bu yayını burada noktalayalım. Sözü tekrar afet bölgesinden İstanbul'a bırakalım. Gülden Kaleci. Kaan, çok teşekkür ediyoruz detaylar için.